Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Hak Televizyon izleyicileri ve Akradyo dinleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, dünyanın, ahiretin hayırları, selameti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak bu cihanda sizi afiyet, saadet, selamet ehlinden eylesin. Bakara Sure-i Şerifesinin 63. Affedersiniz, 62. ayeti kelimesine ulaşmıştık. Orada kalmıştık. Bu ayeti kerimeyi okuyalım. Buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu vellezine hadu ven nasara vessabiine. Men amene billahi vel yevmil ahire ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun sadakallahu azim. 62. ayet-i kerime. Bu akşamki sohbetimiz bunun üzerinde olacak. Bu ayet-i kerimede efendim Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabiilerden efendim bahsediliyor. Bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü. Yani bu ayet-i kerime ne sebeple Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından indirilmiş, nazil oluş sebebi ne? Diyor ki Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in Selman-ı minna ehl-i beyti buyurdu. Selman bizdendir, ehl-i beytimizden, yani aile tercihlerimizden birisi sayılır diye nefrettiği mübarek sahabi efendim afif sahip bir mübarek kimse. Biliyorsunuz kendisi İran kökenli. Onun için Selman-ı Farisi deniyor. Faris, İran'a denilen, verilen bir isim o zaman için. Efendim biz de Fars diyoruz, Farslar diyoruz. Efendim tarih kitaplarında Medler, Persler diye de geçiyor. Bu Pers kelimesiyle Fars kelimesi birbirleriyle ilişkili. F-harfi birbirine dönüşebilen harfler. Selman-ı Farisi orada doğmuş. Bir Dihkan'ın oğlu. Dihkan, bir köyün ağası, bir beldenin reisi manasına, hatırlı bir aileden. Ama sonradan efendim aile ateşperest, ateşe tapan, ateşkedeleri vardı biliyorsunuz. Zerdüştilerin, bu Mecusilerin, İran'da İslam'dan önceki inanç, İslam kaynaklarında Mecusilik diye geçiyor. İşte bu Mecusilik Zerdüşt isimli zata nispet edilerek Zerdüştiler de deniliyor mensuplarına. Bu Zerdüşt'ün aslında Allah'ın gönderdiği, her kavme gönderdiği peygamberler var. Hepsinin ismini bilmiyoruz. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş, bazıları efendim zikredilmemiş. Zerdüşt'ün ana kaynaklarda anlattığı şeyler İslami inançlara uygun. Sonradan bazı sapmalar, bozmalar, efendim çarpıtmalar olmuş. Ama aslında Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir diye dinler tarihi profesörü kardeşlerimizden bazıları bu kanaatlerini bana söylemişlerdi. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde vazife gördüğüm sıralarda. Efendim, hatta Zerdüştilerin kitaplarında da efendim kutsal kitaplarında da ileride ahir zaman peygamberi gelecek. Onun evsafı, vasıfları, hayatındaki önemli çizgiler, önemli olaylar şunlar olacak diye bilgiler de var. Demek ki efendim Allah-u Teala Hazretleri o peygambere de ahir zaman peygamberinin evsafını bildirmiş. Ümmetine bildirsin. Ümmetinden nesiller sonra Peygamber Efendimiz'in vazifelendirildiği çağa yetişip oraya erişenler olursa bunları bilsinler, Peygamber Efendimiz'e iman etsinler diye. Bu kitapları da okumuştum. Efendim İngilizce bir kitap gelmişti bana. Pakistan'dan Begüm Ayşe Beveni. Yani Begüm hanım manasına geliyor. Onların dilinde, yani Pakistanlıların dilinde. Ayşe Beveni hanım, zengin bir hayırsever hasım. Demek ki Allah rahmet eylesin, bir vakıf bulmuş. Onun neşriyatı arasında efendim İslam My Choice, benim tercih ettiğim, seçtiğim İslam dini diye başlıyor kitabın. Onun içinde Müslüman olan başka din mensuplarının İslam'ı neden seçtikleri anlatılıyor. Orada bölümler de vardı. Daha önceki kutsal kitaplarda Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyen paragraflar, pasajlar, ibareler, kıssalar böyle ana yazılarıyla, o dillerin yazılarıyla yazılmış, altına da tercümeleri verilmişti. Buradan hatırlıyorum. Hasılı Selman-ı Farisi, yani İranlıların, Perslerin diyelim, Sasanilerin diyelim, ülkesinde yetişmiş bir kişiydi ama onlar sonradan ateşe tapmaya başlayınca efendim, hani Zerdüşt'ün ilk söylediği şekilde de kalmamışlar demek ki. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye iki tanrı düşünmüşler. Onun için onlara dualist deniliyor. İkiciler manasına dual, çift tanrı düşünen, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı, aydınlık tanrısı, karanlık tanrısı, efendim, yer tanrısı, gök tanrısı gibi iki zıt birbiriyle mücadele eden tanrı düşünüyorlar. Halbuki efendim, o da yanlış bir inanç. Sonradan herhalde şey yapmış. Yezdan ve Ehrimen diyorlar. Ahuramaz da efendim diye de eski telaffuzlarıyla geçiyor kitaplardan. Şimdi ondan ateşe tapmaya başlamışlar. Ateşi yani aydınlık tanrısının bir sembolü gibi görmüşler. Oradan tapınmışlar. Sonra da işte o İran'da petrol mıntıkalarında çıkan gazlardan efendim tutuşturdukları efendim mekanlarda tutuşmuş sönmeyen ateşler efendim işte onların tapınmakları, onların etrafında kurulmuş. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya geldiği zaman efendim mecusilerin yüzyıllardan beri sönmeyen ateşi o gece söndü diye Peygamber Efendimiz'in doğumu münasebetiyle efendim konular anlatılırken söylenmiştir. Siz de duymuşsunuzdur. Tabii şu günde de efendim hangi aya girmiş oluyoruz? Peygamber Efendimiz'in doğum ayı olan Rebi'ül Evvel ayına girmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu söylenecek, duyacaksınız. Tak-ı Kisra, yani Kisra'nın 60-70 metre boyunda bir, yani neredeyse Beyazıt Kulesi'nin şişkin kısmı kadar yüksek, kocaman bir kemerli sarayı var. Ben o kemeri gördüm, yıkılmadan duruyor yani. Duvarda, ön cephede koca bir böyle kemer, iki tarafta pencereler, duvar duruyor ama arka tarafındaki saray yıkılmış, harabe olmuş. Efendim, Tak-ı Kisra yıkıldı. Yani tabii ön tarafı kalmış, arka tarafı yıkılmış. Efendim, sonra mecusilerin sönmeyen ateşi söndü, sağ ve gölü kurudu efendim diye kaynaklarda okumuşsunuzdur. Yahudiler de gök bilgisinde mahir olanlar, Muhammed'in yıldızı doğdu diye efendim gök incelemelerinden de efendim zamanı anlamışlar diye biliyorsunuz. Selman-ı Farisi böyle bir muhitte ateşe tapınan insanların arasında, fakat ateşe tapmamış. O zaman tabi İslamiyet gelmediği için, henüz daha peygamber olmadığı için o sıralarda hak din, yani devre, hak din devresi Hristiyanlık, Hz. İsa'nın devresi. Peygamber Efendimiz'den evvel Hz. İsa ile Peygamber Efendimiz'in arasındaki devre hak din, hangisi var? Hristiyanlık var. O zaman Yahudi, Hristiyan rahiplerin birisiyle tanışmış, sevmiş, doğru bulmuş ve onunla ibadet ve taat eylemeye başlamış. Selman-ı Farisi o vefat edince, onun vefatı zamanında demiş ki, siz vefat ediyorsunuz, ben ne tavsiye edersiniz, nereye gideyim, sizin yanınızda mutluydum, ibadet ediyordum, birçok şey öğreniyordum, zahidane bir hayat yaşıyordum, dindarane bir ömür sürüyordum, şimdi ben ne yapacağım, nereye gideceğim deyince, benim tanıdığım iyi bir kimse var falan yerde, oraya git diye tavsiye etmiş. Bu Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatında bu isimler nerelere gittiği var. Hatta efendim Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Bursa'ya yakın bir yerde efendim oradaki bir papazın yanında da ölünceye kadar ona da hizmet etmiş. Hatta Bursa'dan Marmara tarafına doğru baktığımız zaman efendim veya oradan giderken şöyle Güldane köyü vardır. Oradan da bakıldığı zaman görülür. İki tane böyle yan yana tepe vardır. Efendim, oradaki o tepede efendim Selman-ı Farisi kalmış diye yönetsel bir anane de var. Rahmetli hocamızın ortanca kız kardeşi halamız. Efendim söylemişti, Selman-ı Farisi işte şurada efendim ibadet etmiş, inzivaya çekilmiş, yaşamış papazla beraber diye böyle nakletmişti. Allah cümle geçmişlerimizle beraber ona da rahmet eylesin. Efendim işte o Selman-ı Farisi sonunda, en sonunda ahir zaman peygamberi Hicaz'dan çıkacak, sen o taraflara gitmeye bak dediği için en son yanında kaldığı papaz vefat ederken böyle tavsiye edildi. Hicaz'a gelmiş, sonra da Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş bir kimse. Hayatı böyle. Birçok papazın yanında geçmiş. O vefat edince onun tavsiye ettiği öteki ikisinin yanına gitmiş. Bir kimse Selman-ı Farisi ömrü ibadetle geçmiş. Ateşe tapmamış. Haddi üzeri yaşamış. Peygamber Efendimiz de Medine'ye gelince ona bekliyor zaten. Oraya onun için gelmiş. Tabii köle olarak oraya şey yapmışlar, yakalamışlar, satmışlar. Oraya gelmiş. Hurma bahçelerinde çalışırken Efendimiz'in sohbeti duyarken onun hak peygamber olduğunu anlayıp Peygamber Efendimiz'e iman etmiş bir mübarek büyümüş Selman-ı Farisi. Şeyin güneyinde, Bağdat'ın güneyinde Basra'ya doğru giderken efendim Selman-ı Farisi kasabası var. Yani kasaba o ismi almış. Oraya gömüldüğü için Selman-ı Farisi Hazretleri. Orada türbesi var, camisi var. Hemen orada de var. Bu Tak-ı Kisra'nın olduğu harabelerde var. Demek ki İran'ın eski başşehri, eski adı Medain idi. Araplar Medain diyorlardı. Batılılar da Ktezifon diyorlar. Perslerin başşehri yani. Tak-ı Kisra'nın, Kisra'nın sarayının olduğu yer. Orada gömülür. Selman-ı Farisi Hazretleri Rahmetullahi Aile Aba'dan Ehl-i Beyti Resulullah'tan sayılan Efendimiz'in sevdiği bir mübarek zat. Neyi anlatıyoruz? Selman-ı Farisi'yi anlatıyoruz. Niçin anlatıyoruz? Bu ayet-i kerime neden inmiş? Sebebi, nüzülü nedir? Onu belirtmek için. Selman-ı Farisi diyor ki mücahide mübarek ettiğine göre efendim Se'eltün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem an ehli dini küntün ma'ahum fezeketün min salatihim ve ibadetihim فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْكُفَّارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Türkçesini söyleyelim bu rivayetin. Selman-ı Farisi diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e sordum. Ben birilerimin yanındaydım. Müslüman olmazdan önce, siz peygamber tayin olmazdan önce, ben Hicaz'a gelmezden önce efendim onların yanındaydım. Onların şöyle namaz kılıyorlardı, böyle güzel ibadet ediyorlardı dedim. Onun üzerine bu ayet-i kerime indi diyor Selman-ı Farisi. Ayet-i kerimenin ne anlama geldiğini de kısaca söyleyelim. İnnellezine amene. Hiç şüphe yok ki, kuşkusuz ki, muhakkak ki ellezine amenu, iman etmiş olan kimseler. Ellezine hadu, efendim tevbe edip efendim hak yola dönmüş olan Yahudi kavmi. Ve Nasara, Hazreti İsa Nasıralı, Hazreti İsa'ya müntesip olan Hristiyanlar, yani efendim Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'iler. Men amene billahi ve yevmil ahir. Kim Allah'a inanmışsa ve ahiret gününe inanmışsa ve amile salihan ve ömründe salih amel işlemişse, yani iyi işler yapmışsa, ibadet, taat, hayratı, hasenat. Felehum ecruhum inde rabbihim. Efendim onların Allah huzurunda, Allah katında, Allah yanında ecirleri mahfuzdur, ecirleri, mükafatları olacak, sevapları verilecek. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar için herhangi bir korku, bahis konusu olmayacak, mahzun da olmayacaklar, cehenneme düşmek, azap görmek gibi bir korku da olmayacak, efendim böyle mükafatı alamamaktan boyunları bükük de kalmayacaklar, cennete girecekler, korkusuz, hüzünsüz, efendim Allah'ın lütfuna erecekler. Neden? İman ettikleri için. Şimdi daha geniş başka rivayetler de var. bu sebebiyle anlatmak için yine Selman-ı Farisi Hazretlerinden efendim Süddi kanalıyla gelen rivayetinde okuyalım. Efendim nezelet fi ashabi Selman-ı Farisi, bu ayet-i kerime Selman-ı Farisi'nin sohbet ettiği eski abidler hakkında inmiştir diyor Süddi'de. Beyna hüve yetehaddesun nebiye, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatırken eski hayatına ait hatıralarını, gördüklerini anlatırken İzzekere ashabehu, kendisinin yanlarında bulunduğu, tanıştığı o toplumları, dindar şeyleri, toplulukları, arkadaşları anlattı. Ahberahu, Peygamber Efendimiz'e haberahum, onların hallerini, haberlerini açıkladı, anlattı. Tekare şöyle dedi, ki Selman-ı Farisi, kânû yusallûn, ya Resulallah, bunlar namaz kılıyorlardı ve yesûmûn, oruç tutuyorlardı ve yu'minûne bike, senin geleceğine de inanıyorlardı, ahir-i zaman peygamberi gelecek diye söylüyorlardı. Yani daha bakın, Selman-ı Farisi daha başka yerlerde dolaşırken, Peygamber Efendimiz daha görevlenmemişken, bekleniyor bölgede eski din mensupları, kendi peygamberlerinin ifadesiyle biliyorlar böyle bir peygamber geleceğini. Ve yeşhedûne enneke setüb'asü nebiyyen, ve onlar şehadet ediyorlardı ki, namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, sana inanıyorlardı ve şehadet ediyorlardı ki sen yakın bir zamanda peygamber olarak göndereceksin. Ahir zaman peygamberin gelmesi yakındır diyorlarmış yani. Selamma feraga Selman insenaihi aleyhi, Selman-ı Farisi onları böylece hüsnü şehadet ederek, yani onlar iyi insanlardı, namazını yazdı, ibadetlerini, güzel insanlardı diye anlatınca kâlelehu nebiyyullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz onun bu sözlerine karşı ona demiş ki, ya Selman, men ehlünnâr, o zaman kim cehennemi görecek insanlar, cehennemlikler kimler dedi, böyle bir soru sordu. Yani bu bir tarizli soru. Sen bunları böyle böyle met ediyorsun, cehenneme girecek kimler gibi bir soru sorunca peşte tezâlike alâ Selman, Selman-ı Farisi çok böyle düşündü, kaldı, mahzun oldu, üzüldü, yani onlar cehenneme girecekse yazık filan diye herhalde üzülünce feenzelallahu hazihil ayet, bu yukarıdaki okuduğumuz 62. ayeti onun üzerine Allah-u Teala indirdi diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'den önceki insanların bu şartlara haiz olanlar, yani Allah'a inananlar, ahiret gününe inananlar, salih amel işleyenler, imanı böyle sağlam olanlar, o devirlerde, Peygamber Efendimiz gelmeden önceki devrelerde yaşayan o insanlar, eğer imanları dürüstse, amelleri güzelse, o zaman onların mükafatlarını Allah verecek diye bu ayet-i kerime indiriyor. Şimdi tabi burada bir hususu ayetleri de belirterek güzelce ortaya koymamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki daha önceki Bakara suresinin önceki sohbetlerimizde anlattığımız şeyler var. Ayet-i kerimeler var. Onları hatırlayalım. Bir kere geçmişti ki فَلَمَّا يَدْنَكُمْ مِنْ يُهِدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ diye Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince Adem aleyhisselama Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor ki eğer benden size bir hidayet işareti, bir kitap, bir peygamber gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, kim benim gönderdiğim o hidayete tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, Adem aleyhisselamdan beri bir kanuni umumidir ki bu, kim Allah'a inanıyorsa, salih amel işlerse, Allah'ın gönderdiği hidayete tabi olursa efendim o mükafatını alacak. Yani bu umumi şeyden dolayı, efendim ahkamdan dolayı kim günah işlese bile, hatalı hayat sürse bile döner, efendim hidayete tabi olursa efendim cennete girecek. Ulaike ala hüdemdir Rabbim ve ulaike hümül müflihun. Efendim kimler hakkındaydı? Bakara suresinin 1. sayfasında elif-lam-min kitabı. Ve lezine yu'minune bima üncüle ileyke ve ma üncüle min kablice. Ey Resulüm, sana da inanan, senden önceki kitaplara da inanmış olanlar. Yani daha önce bir kitaba tabi. O halde yaşamaya devam ediyorken Peygamber Efendimiz gelmiş, Kur'an inmiş, ona da tabi oluyor. O da efendim müflihundan olacak ve efendim Allah'ın lütfuna mazhar olacak. Tabi buradaki şart neydi? Efendim Peygamber Efendimiz'e de bima üncüle ileke, sana indirilenlere ve ma üncüle mülkabike, senden önce indirilenlere de inanmışsa ve bil ahireti bil yukinun, ahiret inançları da var. Şimdi burada şöyle bir hatıramı nakledeyim. Bir mühendis kardeşimiz Amerika'da çok güzel böyle mücahitçe yaşamış efendim. Güzel dini çalışmalar yapmış, toplantılar yapmış. Demişti ki bulunduğum şehirde bir toplantı tertip edip konferans salonu tuttum. Papazı çağırdım, psikoposu çağırdım, hahamı çağırdım, o bölgenin şeyini, bir de efendim bir Müslüman alimi çağırdım. 3 dinin mensubunu bir toplantı tertip edip bir araya getirdim. Konuştum da bakalım, yani iş anlaşılsın diye. Tabii Yahudilerin hahamı çıkmış, çeşitli bilgiler vermiş Yahudilik bilgiyle. Bu arada yani ahiret inancının olmadığını hayretle müşahede ettim diyor o mühendis kardeşimiz anlatımlarından. Efendim tabii Yahudilerin de çeşitli şeyleri olabilir, bölük bölük fırta olabilir ama yani ahirette bu dünyada filan gibi böyle öldükten sonra dirilmek haktır ve bazen hakkın şeyini kabul etmeyen bir konuşma yaptı diyor. Onun üzerine psikopat aldı sözü ve ona itiraz ederek dedi ki işte ahdi atik Tevrat'ta elimizde şu cümleler var, efendim bilmem İncil'de şu cümleler var. Tabi onlar İncil'e inanmasa bile Yahudi oldukları için Tevrat'ta çeşitli ayetler var ahiretin olduğunu gösteren, sen bunu nasıl inkar edersin aziz kardeşim falan diyerek şey yaptılar diyor, birbirleriyle böyle münakaşa etmişler ve psikolog anlattı diyor yani ahiretin olduğunu. Demek ki ahirete inanmayabiliyor yani, böyle bir şey ortaya çıktı. Sonra da tabi hoca efendi çıkmış, toplantının sonucunda tabi Müslümanların hakkı olduğuna dair güzel sonuçlar hasıl olmuş. Şimdi ve bil ahireti hüm yukimun, ahiret inancı dinin temelidir. Yani bu dünyada şu gördüğünüz hayat, yaşıyorsunuz, bitiyor. Ondan sonra Sırplar yüz binlerce Arnavut'u öldürüyor. Ondan sonra dönüp gidiyor. Rusların himayesinde, korumasında. Efendim fabrikalar filan bombalanıyor ama yani orada kendilerine bir zarar gelmiyor. Burunları kanamıyor. Efendim Alman gazetecileri koşturuyorlar, öldürüyorlar. Şimdi ne olacak? Tamam, gittiler işte Yugoslavya'nın içlerine. Hadi bakalım kim kimi öldürdü belli değil. Geçtiğimiz senelerde de o kadar boşnak öldürdüler, saldırdılar, toplu mezarlar ortaya çıktı. Groj'da, başka şehirlerde ne oldu hiç? Yani bunlar cezasız mı kalacak? Bu ahirette bunların hepsinin Allah hesabını soracak. Bu dünyada da sorar ama bu dünyada efendim firavun gibi yaşayıp sonunda efendim kalk olup boğulup iyice de ahirette onun cezası olacak. Ahiret dinin temeli ve yani işin aslı bu. Sadece bu dünya hayatı değil, ahiret var. Ve ahiret sonsuz, ebedi, sermedi, daimi, hümfiha halidun, ehli cennet cennette ebedi kalacak. Ehli cennet cennette ebedi kalacak kafirler. Bu çok önemli bir husus. Tabi hak dinlerde, ilahi dinlerde bu var. Yani Allah-u Teala Hazretleri gönderdiği peygamberlerle bunu bildirmiş, vel-bâşu-bâdel mevki hakkın. Ama sonradan işte bu öğretiler, indirilenler, mukaddes kitaplar kaybolunca, değiştirilince, ayetler kaldırılınca, eklenince, çıkartılınca, bozulunca, ihtilaflar ortaya çıkınca bazı şeyler kayboluyor. Şimdi şey olacak, ahirete de inanacak. Ahiret inancı çok önemli. Ve Resulullah'a inanacak. Resulullah'a inanmazsa olmaz. Çünkü her peygamberin, Allah hangi peygamberi hangi kavme göndermişse, ona hangi kitabı indirmişse onun muhatabı olan insanlar o zaman o peygambere inanmak zorunda, inanmaları gerekiyor. Yani doğru olan yol o. Çünkü Allah emrediyor, gönderiyor peygamberi, kitabı indiriyor ve şöyle yapmalarını, böyle yapmalarını emrediyor. Ahkam indiriyor. Şimdi onlar dinlemezse tabi Allah'a asi olur, Allah da sevmez. Asi olanı, kafir olanı, inkar edeni, inançsız olanı, söz dinlemeyeni cezalandırır. Bu kesin. O halde kitapların kesin olarak yazdığı üzere Yahudilerin imanı ne zamandır? Tevrat'a inandıkları ve peygamberleri Musa Aleyhisselam'ın sünnetine sarıldıkları, o yolda yürüdükleri zamandır. Ama ne zamana kadar? Hatta İsa Aleyhisselam Elamma Câe İsa Aleyhisselam kâne men temesseke bit tevrâti ve eheze bi sünneti Musa elem yettebi İsa kâne harika. Kanun ilahi böyle. Yani İsa Aleyhisselam geldikten sonra zaten Yahudi kavmine indi, biliyorsunuz, geldi, peygamber gönderildi. İsa Aleyhisselam geldiği zaman yok ben sana inanmam, ben Musa'ya inanmaya devam edeceğim, Tevrat'ı okumaya devam edeceğim, İncil'i kabul etmiyorum derse helak olur. Neden? Allah ikinci bir görevli göndermiş. O devrin şartlarına göre o insanların o zaman Hz. İsa Aleyhisselam'a inanmaları lazım. Ama şeytan, nefis, menfaat, çeşitli akılların kayması, fikirlerin başka şeyler düşünmesi, sonuçta Hz. İsa'ya bir kısım kavimler, yani kendine kitap indirilmiş bazı insanlar inanmadılar. O zaman onlar ona kafir oldular. Yani onu inkar etmiş oldular. O zaman Allah Hazretlerinin emrine karşı gelmiş oldular. Yahudilerinin makbul olduğu, geçerli olduğu devre Hz. İsa Aleyhisselam var sonrasıya kadar. Hz. İsa Aleyhisselam geldi mi o zaman insanların Hz. İsa'ya uyması lazım. Nitekim hani bak kaç asır geçtikten sonra, 5 asır geçtikten sonra yaşamış Selman-ı Farisi, ama o zaman iman etmiş papazsızın elinde Hz. İsa Aleyhisselam'a, İncil'e ve Hristiyan papazlarla ömür sürmüş Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu zamana kadar vaktini hakkin olan Hristiyanlıkta geçirmiş ve Allah'a öyle ibadet etmiş. O şeriat üzere ibadet etmiş. Bu devre ne zamana kadar devam ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamber tayinine kadar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri evvelki haftalardaki sohbetlerinde okuduğum ayet-i kerimelerde hatırlayacaksınız. Diyor ki, emrediyor ki o devrin Medine'de bulunan toplumlardan ehli kitapla aminu bima enzeltü, benim şimdi indirdiğime iman edin. Musattıkan limana akım. Bu dikkat ederseniz sizin yanınızdaki eski dininizi, kitabınızı, peygamberinizi reddetmiyor. Onu tasdik ediyor. Musattıkan limana akım. Sizin yanınızdakini tasdik edici, destekleyici, onun hak olduğunu söyleyen bir din. Buna iman edin. Velâ tekûnû evvele kâfirîn. Bu dine ilk kafir olarak, muhalif olarak karşı siz çıkmayın. Çünkü siz biliyorsunuz, kendi kitabınızda zaten, kendi peygamberiniz bildirmiş kitabınızda yazıyor. Ahir zaman peygamberi gelecek. O zaman ona gelecek hali olur diye. Zaten tembellemişsiniz. Zaten bekliyordunuz. Gelmesi yakındır ahir zaman peygamberinin zamanı yaklaştı diye bekliyordunuz. sakın buna ilk kafir siz olmayınız diyordur. Hatırlayacaksınız bu ayet-i kerimeleri. Demek ki Hz. İsa Aleyhisselam'a inanmanın zamanı da Peygamber Efendimiz'in gelmesiyle tamamlanmış oluyor. Peygamber Efendimiz'e inanması lazım. Çünkü efendim artık Allah yeni bir elçi göndermiş. Musa Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi. Onları seviyoruz. İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam hepsi başımızın tacı. Sevgimizin her zaman söylediğim gibi deliliğine çocuklarımıza ismini koyuyoruz. Kız çocuğumuz oluyor, Meryem adını koyuyoruz. Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi. Rahmetli Yalova'da çok sevdiğimiz hacı amcamız vardı. Yani böyle hayırsever, hayra koştururken ruhunu teslim etti. İsmi İsa amca. İsa amca. Efendim işte Müslüman ama adı İsa. Musa adında ne kadar tanıdığımız vardır. Yahya, Yakup, Yusuf adında diyeceğimize efendim yani biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Onun için efendim Allah Teala buyuruyor ki yani bak sizin şeyinizi destekliyor, tasdik ediyor. Daha ne istiyorsunuz? Buna kafir olmayın, buna karşı çıkmayın diye Allah Teala Hazretleri tavsiye buyuruyor. Tabi devre artık bir devre kapanıyor. Peygamber Efendimiz'in devresi başlıyor. Yani birinci sınıf bitiyor, ikinci sınıfa geçiliyor. İkinci sınıf bitiyor, üçüncü sınıfa geçiliyor. Lise bitiyor, üniversiteye geçiliyor gibi diyelim. Dünyadaki başımızdan geçen başka efendim olaylara benzetebiliriz ama geçerli olan efendim vela tekünü evvela kafirin biri. Ona kafir olmayın. Yani ona kafir olsunuz mu? Sonra ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri ileride gelecek, okuyacağız. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ buyuruyor. İslam'dan başka bir din efendim edinmeye çalışan, öyle bir tavır ortaya koymaya kalkışan insanın efendim böyle bir dindarlığı Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana uğrayan kimselerden olacaktır. Çünkü dindarım diye yaşadı, öldü. Ahirette Allah'ın huzuruna gidecek. Sen geçersiz bir din üzere yaşamışsın. Benim en son emrimi dinlememişsin. Öyle ölmüşsün diye Allah Teala Hazretleri kabul etmeyeceğini bildiriyor. Tabii neden kabul etmeyecek diye de meseleyi biraz açacak olursak şeyler var, yanlışlıklar var. Yanlışlıklar girmiş, bozukluklar girmiş. Efendim tamir ediyor İslam. Düzeltiyor. Hem kucaklıyor hem tamir ediyor. Efendim içine alıyor. Onun için yani eskisiyle devam etse yanlış şey olacak. Yanlış şeylere tapınacak. Yanlış inançlara sahip olacak. Doğru inancı yakalayamayacak. Onun için düzeltilmiş olana uyması lazım. O bozulmuş olan, yanıltılmış, çarpıtılmış olan da devam ederse tabii yanlışlık yaptığı için efendim tabii cezalanacak. Hz. İsa'nın Allah'ın bir kulu ve peygamberi olduğunu söylüyor İslam. Hristiyanların bir kısmı tabii bunu kabul ediyorlar. Allah'ın birliğini kabul ediyorlar. Güç demiyorlar. Mezhepler, çeşitli mezhepler var. Efendim mesela Unitarian mezhebilerinden bir mezhep var. Bu Amerika'ya gitmek zorunda kalmış Avrupa'dan, baskılar yüzünden. Amerika'da hatta reis cumhurlardan bazıları bu mezhebe girmişler. Yani Allah birdir yani. Üç değildir. Teslis yani Trinity yoktur diye o inancı söyleyen yani doğru olanı söyleyenler de var. Ama üçtür diyen bu sefer Allah'tan gayrı iki şey daha söylüyor. Onlara tapılıyor. Allah-u Teala Hazretleri vahdehu ettir la şerike lehu şeriki naziri yoktur. Levkâne fîhimâ âlihetun illallah nefeselehâ kainatın düzeninde söz sahibi birkaç otorite olsa, birkaç ilah olsa kainatın düzeni karmakarşı olur. Çünkü birisi şöyle yaptı, öbürüsü böyle yaptı. Bu çocuk oyuncağı değil yani. Mutlaka Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini, en önemli şey tevhidi, la ilahe illallahı yani bilmek lazım, öğrenmek lazım. Ve bizim de söylememiz lazım aziz sevgili izleyiciler. Yani bizim bugün dünyada Müslüman olarak en büyük görevimiz nedir? Allah birdir, şeriki naziri yoktur. Efendim Subhanallah. Subhanallah ne demek? Yani senin hakkında çeşit çeşit inançlara sahip, çeşit çeşit sözler söyleyen, sana çeşit çeşit vasıflar yakıştıran, senin çeşit çeşit şekillerde tarif eden, saçmalıklar ileri süren insanlar olabiliyor. Ya Rabbi, sen bunların hepsinden münezzehsin, uzaksın, yücesin, paksın. Subhaneke tebareke ve tealeyte amma yekulun zalimine uluven kebiran, çok yücesin. Öyle şeyin aslı esası yoktur demek. Subhanallah bu. Allah-u Ekber, Allah en büyüktür. Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek gibi büyüktür. La ilahe illallah. Bunlar İslam'ın en önemli cümleleri. La ilahe illallah, Subhanallah, Allah-u Ekber, Elhamdülillah. Yani bütün övgü, hamdü, sena, medih, efendim, şükür, hepsi Allah'adır. Çok önemli inançlar bunlar. Çünkü bazı insanlar bunları anlayamıyor ve geleneksel inancı efendim, bir kavga havası içinde, takım tutma havası içinde devam ettiriyor. İneğe tapmaya devam ediyor. Yani ineğe tapan 900 milyon Hindistan'ın nüfusu, tabi çevrelere efendim, yayılmıştır. Hindistan'ın dışında komşu ülkelerde vardır. Efendim, daha başka Çin'de vardır. Çeşit çeşit efendim, şeyler var, inançlar var. Şimdi öküze tapmanın anlamı yok. Çünkü öküz etrafımızda gördüğümüz efendim çeşitli varlıklardan bir tanesi. Deve var, ondan biraz daha büyük. Efendim bilmem arslan var, kaplan var, efendim kuzu var, efendim gergedan var, efendim çeşit yenilen, yenilmeyen Allah'ın mahlukları var. İşte burada Avustralya'da hop hop zıplayan, karnında kesesi olan, yavrusu kesesiyle taşıyan kanguru var. Değişik değişik. Güney Amerika'da efendim lama dediğimiz deveye benzeyen boyu uzun varlık var. Afrika'da zürafa var. Efendim yani niye öpücük? Ne sebepler? Kimse Hazreti İsa Aleyhisselam'a bakıyor. Peki Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce, bir asır önce, dünyaya gelmedi. Milattan önce 1. asırda efendim Anadolu'da yaşamış bir insan. Buyur. Neye inanacak, neye tapacak? Hazreti İsa'ya neye tapacak? Daha geriye gidelim. Nuh Aleyhisselam zamanına gidelim. İbrahim Aleyhisselam zamanına gidelim. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadele etmedi mi? Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak için. Allah'ın varlığını, birliğini söylemedi mi? Musa Aleyhisselam Firavun'la ben Tanrıyım dedi diye mücadele etmedi mi? Hayır, sen Tanrı olamazsın, sen bir yaratıksın demedi mi? Şimdi o Firavun'un ben Tanrıyım demesini Hazreti Musa Aleyhisselam reddediyor. Efendim, Hazreti İsa Aleyhisselam tapmakta o zaman, o da bir Allah'ın kulu. Efendim, işte olağanüstü olaylar olmuş çevresinde yaşadığı esnasında. Olağanüstü olaylar bütün peygamberlerin çevresinde olur, etrafında olanlar onların olağanüstü insan olduğunu anlasınlar diye, hürmet etsinler diye onlara mucize denilir. Peygamberlerin mucizeleri haktır. Mucizenin olağanüstü olması Allah'ın o peygambere verdiği bir efendim nişanedir. Onun peygamber olduğunu gösteren bir nişanedir. Onun Allah olduğunu, Tanrı olduğunu, efendim tatlıcak kullanıp olduğunu gösteren bir şey değildir. Nihayet hepsi Allah'ın koludur. İlküllü nefsin iddiaatı rahmanı, hatta bütün efendim kullar Allah'ın huzuruna kul olarak, bütün yaratıklar kul olarak bırakırlar ve bunların düzeltilmesi lazım. Düzeltilmediği için efendim yanlışlıklar devam ediyor. Yapanlar güneşe tapıyor. Efendim imparatorları da güneşin oğlu olarak da söyledi. İnanamayız. Mümkün değil. Sonra güneş yani bize şimdi bizim dünyamızdan kocaman görünüyor. Aydan büyük, yıldızlardan daha büyük görünüyor ama fezadaki öteki gök cisimlerinin yanında çok küçük bir varlık. Niye bu küçüğe tapsın? O güneşten milyonlarca defa daha büyük efendim başka güneşler varken. Yani ne gök ilmi, astronom dedikleri ilmi eğer, ne yer ilmi, ne bitkiler ilmi, ne hayvanat ilmi, yani bilim, ansiklopediler, üniversiteler, hiç bunları tasdik etmez. İslam ne diyor? Allah birdir. Kainatı yaratan yüce varlık. Efendim, ekberdir. Bu bazı insanların söylediği saçma şeylerden tertemizdir, münezzehtir, uzaktır, yücedir, yüksektir. Efendim, hamdolundur, lütfonundur. efendim ahirette hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Bu dünyadaki inancımızdan, yaptığımız icraattan ve amel-i salihan, yani salih amel işlemek şartı da var. O da önemli. Önemli. O zaman cennete gireceğiz. İşte Peygamber Efendimiz geldikten sonra Hz. İsa Aleyhisselam'ın devri de kapanıyor. Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın devresi başlıyor kıyamete kadar. Yani kıyamet kopuncaya kadar. Bu dünya bozuluncaya kadar. Ama gerek Musa Aleyhisselam'ın Hz. İsa gelinceye kadarki aradaki devreti, gerek İsa Aleyhisselam'ın Hz. Peygamber Efendimiz gelinceye kadar iki devresinde eğer gene Allah'a inanmıyorsa, amene billah, Allah'a inanmıyorsa adam ve yevmil ahir, ahirete inanmıyorsa ve amile salihan, salih amel işlemiyorsa, o zaman onun da imanı böyle hakiki iman, makbul iman, Allah'ın kabul ettiği bir iman değil. Yani o zaman da yani o devrenin içinde, meşru olduğu devre içinde de şartlar var. Bizim devremizin içinde de şartlar var. Şimdi adam Müslümanız diyor. Peygamber Efendimiz'in devresi kıyamete kadar devam edecek devre. Onun için hepimizin sağlam, efendim, sahih, efendim, İslam'a sahip olmamız lazım. Tam bir güzel imana sahip olmamız lazım. İtikat bozuk olunca Müslümanım diyen insanların da ahireti bozulur. Ahiret inancı sapık. Efendim, dünyada, ahirette, hepsi bu dünyada, bu hayat. Hayır, öyle değil. Böyle diyen ne oluyor? O zaman bu ayet-i kerimede gösterilen, işaret edilen önemli şartı kabul etmemiş oluyor. Bakara suresinin başındaki şartı kabul etmemiş oluyor. Çeşit çeşit görüşler vardır. Çevrenizdeki insanlar konuşturup, okumuş olduğunu düşünen, efendim, ama dini bilgiyle çok iyi bilmiyorlar. Efendim, hatta bazıları da efendim, işte tasavvufi bir eda içinde veya herhangi bir dini efendim, grubun, cümlenin içinde böyle kendisi bildiğinden sana insanlar konuşturun. Bakalım Kur'an'a uyuyor mu? Hadis-i şerife uyuyor mu? Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış, hatalı olduğu açıkça belirtilmiş bir yanlış inanca sakın efendim kalbi kaymış olmasın. O çok önemli. Onun için ben çok şimdi böyle çok iyi anlamış durumdayım ama tabii 60 yaşına geldikten sonra çocuklarımıza önce Kur'an'ı okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim çok güzel hocalar, çok geniş şekilde tam böyle öğretmeli. Kur'an-ı Kerim'in içinde hakikaten bizi dünyada da ahirette de kurtulacak, yanlışlardan koruyacak. Çok önemli evrensel, yani tarihsel bilgiler var. Hem tarihin derinliklerine doğru insanlığın tarihi içindeki yanlışlıkları düzelten, hem ileriye doğru efendim düşünceleri, inancı düzelten çok güzel efendim bilgiler var. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok güzel öğrenmek lazım. Şimdi ben tabii bu dersleri, sohbetleri yapacağım diye Kur'an-ı Kerim meallerine bakıyorum. Tabii bakalım ne demiş bu işlerine. Efendim tefsir kitaplarına bakıyorum. Samimi kanaatimi söyleyeyim. Beni bağışlasın. Efendim kimseyi tenkit etmek istemiyorum. Mesela Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'a çok büyük hayranlığım var. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun, derecesi yüce olsun. Ama efendim mealler çok sığ kalıyor, çok hasırda kalıyor. Türkçe tefsirler bakıyorum, yani Arapçalarını da okuduğum için efendim kısıntı yapıyorlar, kesinti yapıyorlar, bazı şeyleri yazmıyorlar, söylemiyorlar. O zaman eksik kalıyor. Yani kendisi bir süzme yaptığı için güzel şeyi süzmüş oluyor, geçirmemiş oluyor. Doyurucu olmuyor. O bakımdan güzel anlatılması lazım. Güzel anlatılırsa, şimdi ben elhamdülillah böyle mühendislerle, üniversite hocalarıyla dolu bir mühitte büyüdüm çocuk olarak. Yani tam böyle bilim çevresinde büyüdüm. Ama hem dünyevi bilim çevresinde büyüdüm, çağdaş bilimler çevresinde, hem de rahmetullahi aleyh Said hocamızın yanında, ondan önceki Abdülaziz hocamızın yanında ki hepsi kerametleri zahir, efendim böyle mübarek pırıl pırıl Evliyaullah. Onların yanında büyüdüm. Hem o manevi tarafı gözlerimle gördüm, hem bu dünyevi tarafı, bu tarafı gördüm. Kendisi tabii efendim çağdaş tahsili yaptım. Şimdi bakıyorum çağdaş tahsili yapıp da bizim hocalarımız gibi mübarek hocaları görmemiş olanlar çok eksik kalıyorlar, ilahiyatta profesör olsa bile. Efendim şeyler de çağdaş tahsili yapanlar da giymiş şeyleri bilmeyince çok yanılıyorlar. Bakıyorum ilet sürtükletilere, gazetelerdeki yazılara, efendim yazarların yazdıklarına nereden hataya düştüğünü anlıyorum. Hepsine cevap vermek lazım. Cevap vermemiz için harıl çalışmamız lazım. Hatalarını görüyoruz. Evet, ikaz etsek o kardeşimiz öyle mi diyecek, kendisini düzeltecek ama bunun için araç lazım, gereç lazım, radyo lazım, televizyon lazım, efendim, kadro lazım. Gençler pırıl pırıl gençler hizmete koşmalı, efendim, yardımcı olmalı. Yanlışları şöyle dostane bir şekilde ortaya açmalı. Bak burada bir hata var, şurada mikrop var, şurada hastalık var, şurasının kesilmesi, burasının dikilmesi lazım diye ameliyat yapmak lazım. Bozuklukları, çürüklükleri atmak lazım, doğruyu ortaya koymak lazım. Buyurun, münazaraya gelin, konuşalım. Yani kimse darılmasın, kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz ama Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Eğer biz Allah'ın rızasını kazanmak için bir şeyler söylerken birileri darılıyorsa Allah'a darılıyorlar. Olmaz. Allah'ın emrine karşı çıkan bir kimseye şey yapamayız. Evet diyemeyiz, ağam diyemeyiz, paşam diyemeyiz, tamam diyemeyiz. Onun hatasını hem bilim adamı olarak söylememiz lazım, hem din adamı olarak söylememiz lazım, hem tasavvuf erbabı olarak söylememiz lazım, hem de insan olarak söylememiz lazım. Çünkü o yanlış kanaatle devam ederse ahireti serhat görecek. Evet. İşte böylece anlatmış olduk ki her peygamberin devresi var. Devresi bitti, yeni gelen peygambere tabi olacak. Ama bitmemiş devre içindeki insanların da ana vasıfları Allah'a inanacak, doğru inanacak, yanlış inanç olur. Benim kanaatime göre Allah şu karşıdaki yalçın da olmaz. Benim kanaatime göre şu gökte parıldayan güneş olmaz. Yani olmayacağı bilimsel olarak da ispat edilebilir. Benim kanaatime göre Allah şöyle veya böyle olmaz. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin varlığını, birliğini iyi doğru anlamak lazım. Sahih bir inanç olacak. Bir, ahirete inancı olacak. Çünkü ahiret inancı olmadı mı insanlar işte böyle onarlık yaparlar. Şimdi şu Sırpların, şu Kosova zaten kentlerinin mıntıkasıydı. Yaptıkları zulümlerin haddi hesabı. Daha bu olaylar çıkmadan ben Kosovalı efendim oradaki Arnavut kimselerle tanıştım, görüştüm. Seçmede efendim haksızlıklar var, yönetimde haksızlıklar var, eğitimde haksızlıklar var. Yani Müslümanın eğitimini engellemişler her yerde. Balkanlarda, Kafkaslar'da, Orta Asya'da. Yani eğitim insanı yüksek insan yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Eğitimin önünü kısarsan, sen şurada şey yap, sanatla meşgul ol, çiftçilikle meşgul ol. Tabi ümmi kavim, bir şey bilmiyor. Hocaları kes, efendim bunları doğruyu söyleyen insanları öldür. Mektepleri açtırma, kapat. Efendim dini mektepleri Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Rusya'da, efendim Orta Asya'da olan hep aynen her yerde bu. Din mekteplerinin kapatılması, hocaların öldürülmesi, kesilmesi, hafızların şehit edilmesi. Mesela Fergana Vadisi'ne girdikleri zaman orası çok hafızlar diyarıymış, öyle bir mıntıkaymış. Medine-i Münevvere'de bir ihtiyar anlattı. Benim de iki çocuğum kestiler dedi, hafız dedi. Çok katliamlar olmuş. Din adamları gidiyor. Dini öğrenim imkanları kalmıyor. Medreseler kapatılıyor. İslam'ı doğru düzgün anlatacak şey yok. Adam okutmuyor. Seçme seçilme hakkı vermiyor. Haklarını savunacak kimse yetişmesin diye. Belli bir seviyede bırakıyor. Bakıyorsunuz yüreğiniz parçalanıyor. Yani dünyanın her yerinde böyle olmuş. Gaddarlık devam ediyor. Şimdi mesela dün akşam Hindistan'ı okudum. Hindistan'ın tarihi. Lütfen sevgili dinleyiciler tarihi okuyun ama ibretli okuyun. Sonra tarihi lütfen biraz Türkiye tarihini şöyle genişletin. Hindistan'ı okuyun, İran'ı okuyun, Arabistan'ı okuyun, efendim Afrika'yı okuyun, Mısır'ı okuyun. Yani başka tarihleri de bir okuyun bakalım nasılmış. Şimdi ben Hindistan'ı okudum. Hindistan'daki mücadeleler, Hindistan'ın Pakistan'ın birbirinden ayrılması, yüz binlerce insan öldürüldü. çeşitliler insan, çeşitli fikirler ortaya çıkıyor. Çeşitli kuruluşlar. Tabi o mübarek insanların bir kısmı bizim İstiklal Harbi'mizi nasıl desteklemişler, nasıl bize böyle yardımcı olmuşlar canlar. Medyonu, şükranı, nur içinde yazsınlar. Allah razı olsun. Şimdi mesela şeyde, şu anda Hindistan'daki Müslümanların durumu nasıl? Çok önemli. Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar baskı altındaysa, yönetime gelmiyorsa, seçme seçilme hakkı yoksa, efendim bilmem ikinci sınıf vatandaş şey görüyorsa, tabii bu bir zulümdür. İşte o zulümler ondan sonra da katliamlar, yani mazlum insanlar. Zulmü yapıyor, zulme razı olmayınca bir de katliam. Yani hiçbir şey yapmasa bile tamam her dediğini kabul etsin. Tarihten gelen bir hınçla katliam. 20. yüzyılda insanlar hala olgunlaşmamışlar. Olgunlaşamazlar. Çünkü iman lazım. Çünkü ahiret inancı lazım. Ahirete inancı olmayınca sorumluluk olmuyor. İnsanlar böyle oluyor. Allah'tan korkacak. Allah'tan korkan insan bulduğu şeyi götürüp veriyor. Haksızlık etmiyor. Parasını ödüyor. Şimdi burada gezi yaptık. 2 gündür. Efendim şeyi koymuş, meyveleri koymuş. Pineapple yani ananas dediğimiz. 3 tanesi $2 diye. Oraya bir de kumbara koymuş. Adam yok ortada. Tarlanın önünden geçerken gittik 3 tane kocaman tarlada yetişmiş tatlı efendim, ananası aldık. $2 attık geçtik. Daha ileride efendim başka bir çeşit meyve var. Üstüne yazmış büyüklüğüne göre fiyatı şudur diye. Parayı veriyorsun, geçiyorsun. Yani insanın peki para vermeyip alsa gitsek gider. Ama niye öyle yapmıyoruz? Niye öyle yapmıyor? Dini terbiye aldığı için. Peki hocam sen Müslümansın, dini terbiye aldın da sen parayı veriyordun. Öyle ki Avustralyalılar da ya vermeden geçerse. Ondan da dini tahsili var. 2 adımda bir kilise var. Harıl harıl kiliseler çalışıyor. Papazlar, kanallar, televizyonlar, efendim radyolar harıl harıl millete efendim kendi dinlerini öğretiyor. Şeyde Sidney'in güneyinde Budistler bir büyük geniş arazi aldılar. Bilmem kaç milyar, trilyon ne paralar harcadılar, ne büyük efendim mabetler kurdular. Yani dinlerine bağlı. Çinli dinine bağlı ve dinine bağlı devam etsin diye okulunu, şeyini, mabedini yapıyor. Hristiyan dinine bağlı efendim okulları var, hastaneleri var, mabetleri var, teşkilatları var, vakıfları var, efendim adamları var, papazları var, anlatıyor. Yahudiler dedi. Şimdi bu kadar herkes çalışıp dururken Müslümanın mektebini kapatmak, hocasını kesmek, efendim tahsil imkanını engellemek ne demek? Bu elini kolunu bağlayıp karşı tarafa alayca bıçağı soktuğun karnına öldür bunu demek. Yani Müslümana böyle yapıyor. Dünyanın her yeri. Hindistan'da. Efendim Mısır'da, Cezayir'de, efendim Fransızlar oraya geldiği zaman öyle yapmış, İtalyanlar buraya geldiği zaman öyle yapmış, İngilizler öbür tarafa geldiği zaman şöyle yapmış, Çinliler Türkistan'a girdiği zaman böyle yapmış. Bunların hepsi zulüm. Bu zulümleri yapmamak için Allah'a inanması lazım. Müslüman olması lazım. Ahiret inancı olması lazım. O olmadığından oluyor. Çağımız, onun için diyoruz ki biz, çağımız buhranda kurtuluş İslam'da. Yani buhran bunalık demek. İnsanlık bunalımda. Kardeşlerini öldürüyor, komşularını öldürüyor. Kendisi gibi efendim kalbi olan, duyguları olan insanları öldürüyor. Karısını öldürüyor, kocasını öldürüyor, çocuğu öldürüyor, ihtiyarı öldürüyor. Ağlama, gözyaşı hep gördüğünüz televizyonlarda bunlar. Evet. Şimdi hiç şüphe yok ki İndellezine âmen, iman edenler. Vellezine hâdû. Efendim, hâdû. Bir fiil. O kimseler ki efendim hadu ne demek? Efendim diyor ki hadu müzari sigası yani şimdiki zaman affedersiniz mazi sigası innellezine amenu gibi amenu el imandan mazi sigası ellezine hadu da bir mazi sigası. Bu nereden geliyor? Bir görüşe göre Hâde Yehûdü hevâdeten. Bu sevmek manasına gelen bir fiil. Yani meveddet gibi sevmek. O kimseler ki sevenler. seviyorlar. Yani kelime anlamı bu da, şimdi bir lügat anlamı vardır, lügatta yazılı anlamı, kök anlamı vardır kelimenin. Bir de o kelime bir şeyde kullanılır. Mesela kaptı kaçtı, kapmak, kaçmak kelimelerinden oluşmuş ama bir çeşit otomobilin adı oluyor. Lügat manası kapmak şu, kaçmak şu. İkisi birleşimde kaptı kaçtı, yani hızlı gidiyor filan manasına. Oradan bir otomobilin adı olmuş. Onun gibi hade yehudu sevadeten, yani sevmek kökünden bir kelime olabilir. O kimseler ki seviyor. Yani neyi seviyor? Efendim birbirlerine karşı muhabbetleri olduğundan öyle demiş. Yani birbirini sevenler. Mümitbat cümlesi gibi yani. Oradan geliyor denilebilir diyorlar. Arapçada kökenini araştırıyorlar. Yahut minet tehevvüd ve sa'ul babından bir mastar bu da. Tehevvüd Arapçada ne demek? Tevbe demek. Tâbe yetûbü gibi yani vellezine tâbû der gibi. O kimseler ki tevbe ettiler. O kimseler ki iman ettiler. O kimseler ki tevbe ettiler ama bu tevbe ettiler veya birbirlerini sevdiler denilen insanlardan katledilen kim? Hâde Yahudu, Yahudiler. Yani onlar neden tevbe ettiler? Onlar Mustafa'dan kurtulduktan sonra beri tarafa geçince buza heykeli yaptılar. Ona tapınmaya kalktılar. Yani eski Mısır inancından kurtulamıyor kolay kolay. Ama sonradan tevbe ettiler. Onun için onlara Hadu Yehud deniliyor. Yani tevbe etmiş kavim. Buzaya tapmaktan tevbe etmiş kavimler. Yani Yahudiler. Birbirini seven insanlar. Yani Yahudiler. Yani muhabbetli muhibban grubu. Birbirlerine tutkun grup. Halen de çok tutkundur dünyanın her yerinde. Yani birbirlerine tutkun. Birbirlerini destekliyorlar. Sayıları az olduğu halde sayısal azlıklarına rağmen tahsilli oldukları için, ticarete atıldıkları için, şirketler kurdukları için, bankalara sahip olduklarından, paraya, piyasaya sahip olduklarından, sonra siyasete hakim olduklarından, birçok devletin yönetimine etkili olduklarından dünyada istediklerini yaptırıyorlar. Tabii bu bir şeyden oluyor, birbirlerine tutkunluktan oluyor, birbirine tutkunlar, yani Yahudiler veyahut buzaya tapmaktan dönmüş olanlar, yani Yahudiler veyahut da bu nereden geliyor diye bir ihtimal de Yahuda diye bir kelime var. Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladından bir tanesinin en büyük adı da Yahuda imiş. Bu Yahudi dediğimiz şeyler de yani onun soyundan gelenler. Tabi öteki 11 evladın soyundan gelenler de Yahudi ama niye bunun isminden bunlara gelsin? Buna taglip derler. Yani genelleme, galip gelmesi suretiyle. Bu biraz zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Kastedilenler Yahudiler yani. Mazi sigasıyla, fiil sigasıyla böyle anlatılmış. Yani güne buzağa tapmaktan dönenler yani Yahudiler. Üçüncü bir ihtimal söylüyor Ebu Amr ibn-i Ala. Diyor ki قال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون تهود بده hareket etmek demekmiş. Yetehavvedune inde kıraatik tevrat. Tevrat'ı okurken çok böyle öne arkaya hareket ettiklerinden hadu yani Tevrat okurken böyle sallananlar manasına oradan geliyor da diyorlar. Burada da bir hatırama anlatayım. Avustralya'ya uçakla giderken ben namaz vakti gelince secdemi aldım. Şöyle uçağın bir boş yerinde Allah'a ekber namaza durdum. Çünkü uzun bir seyahat saatlerce sürüyor havada. Yiyorsunuz, abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz. Öyle varılıyor Avustralya'ya. Şimdi ben orada namaz kıldım. Namaz kıldım, oturdum. Yakınımızda bir Yahudi aile vardı. Böyle bey, anne, baba, hanım filan 5-6 kişilerdi böyle. Onlar bana dikkatle baktılar. Ben tabii kimse baksın diye değil ama namazım geçmesin diye. Oturduğum yerden de kılınabilir. Fakat ayakta da kılınabiliyor. Sağ sürmüyor. Namazımı kıldım. Onlar da heveslendiler. Veyahut eskiden beri adetleridir belki. Adam kalktı. O da Yahudi usulüne göre orada ibadet etmeye başladı. benim dikkatimi çeken, ben daha önce hiç böyle havlaya falan gitmemiştim, ondan nasıl ibadet edildiğini biliyorum. Böyle titreşim öne arkaya böyle çok kısa fasılalarla sallanarak, titreşerek böyle bir başını beline kadar gövdesini, vücudunu şey yaparak, titreştirerek böyle hareket etmiş, ibadet etti. Dikkatimi çekmişti. Onun için burada bu Ebu Amr'ül Ala'nın şeyi de ilginç. Yani Tevrat okurken İteharrekun böyle öne arkaya hareket edip sallandıkları için işte sallananlar böyle işte yaparken, kitaplarını okurken manasına oradan gelir diyor. Bu Yahudiler. Ama ne zamandan ne zamana? Bu Yahudilik devrinde. Yani Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam gönderilene kadar ki devrede. Tabii bu devrede Yahudilik yayılmış bu tür yerlere. Belki duymamışsınızdır, hayret edersiniz. Türklerden bazı boylar da Hazer Türkleri filan oralara kadar yayılmış Yahudilik. Yahudi olmuşlar yani. Türk olarak Türk ama Yahudi dinine girmişler. Irak'ı şeyin adresinin, Hazer Denizi'nin ismini veren oralardaki, kuzeydeki bazı Türk boyları Yahudi olmuş. Evet. Yani Afrika'da da Palaşyalar biliyorsunuz keşfedildi yakın zamanda. Aa, bundan Tevrat okuyorlar, Yahudi falan. Ama birinci Afrika yani ırk olarak ayrı. Demek ki oraya da o zaman hak din olduğu zaman İslam yani o din o zaman geçen din olduğu için gidip anlatmışlar. O ahali o dinin girmiş ve devam etmiş. Şimdi efendim bunlar da ama şartları var. Allah'a inanacak, ahirete inanacak, salihane işleyecek. İkincisi ve Nasara. Nasranilerde. Nasara sözü Arapçada Nasran sözünün Nasran, Sekran gibi Arapçada bir hayran gibi sıfatı müşebbehedir. Sıfattır yani. Bu mübalağa için sonuna i geliyor, Nasrani oluyor. Çoğulu da Nasara geliyor. Yani Nasara sözünün tekili Nasrani oluyor. Neden böyle bu isimle isimlendirilmişler? Bu kök Nasara kökü, yardım etmek kökü. Niye isimlendirilmişler? Deniliyor ki لِأَنَّهُمْ bu bizalike bu şekilde isimlendirilirler. Tenasuruhum fîmâ beynahum. Aralarındaki birbirleriyle yardımlaşmadan dolayı. Tabii bu bana biraz uzak bir ihtimal gibi göründü. Her dinin mensubu birbirleriyle yardımlaşır. Yahudilerin yardımlaşması da ortada. Müslümanlar da elinden geldiğince şişedisine yardım ettiler. Zekatlarını gönderdiler kardeşlerimiz dünyanın her yerinden, Türkiye'den, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Pakistan'dan, Boşnak kardeşlerimize yardım ettiler. Somali'ye biz yardım gönderdik, asker gönderdik, her yere, yani yardımlaşma her yerde var. O biraz ama şunu da söyleyelim ki bu Nasranilerin birbirleriyle yardımlaşması hakikaten dikkat çekecek, imrenilecek bir tarzda. Yani ilerisi Müslümanlar da birbirleriyle örnek alsın, ibret alsın böyle teşkilatlı bir şekilde yardımlaşsınlar. Uluslararası teşkilatlar kursunlar. Amerika kuruyor, İngiltere kuruyor, Fransa kuruyor. Müslümanlar da kursunlar. Zaten Türkleri seven o kadar çok insan var ki dünyada. Yani içimiz açılır. Pakistanlılar seviyor, Hintliler seviyor, Hintliler Libya'ya gittik, orada seviyorlar, Suriye'de vesairede. Yani Türkleri ecdadımız İslam için çalıştı diye sevenler çok. Şimdi bir ihtimal bu diyorlar. Bir de ve yuhallillahum ensar aydan kemakale İsa aleyhisselam ben ensari ilallah. Evet. Bir rivayette, bir ihtimalde Hazreti İsa Aleyhisselam vazifeyi alınca, Peygamberlik vazifesine Allah emredince kendisine Peygamber olunca, o zaman dedi ki ben ensari ilallah. Bu Allah'ın dinini yapmak hususunda faaliyetlerde kim bana yardımcı olabilir? Gâdel havariyyine nahnu ensarullah. havaliler dediler ki biz sana yardımcı oluruz dediler. Onun için Hz. İsa ve ona yardımcılar, Ensar efendim, ondan dolayı bunlara Nasrani ve Nasara denildi. Yardımcılar yani havarilerden dolayı denildi diye bildiriliyor. Üçüncü bir ihtimal İbn Abbas radıyallahu anhuma, onu daha çok uygun görmüş. Hz. İsa vazife olarak Nasıra isimli efendim Nazıra filan diye Batı dillerine geçiyor isim. Nasıra kasabasında efendim yetişmiş, orada faaliyet göstermişler, başka yerlere gitmiştir. İşte bu Nasıra kelimesinden o Nasıra kasabasına, şehrine mensup olanlar Nasrani ve Nasara oradan gelmiş deniliyor. Evet, bu şekilde kelime neye delalet ediyor? Hristiyanlara. Peki niye biz Nasrani demiyoruz, Araplar gibi de Hristiyan demişiz? Onu da Hristos kelimesinden geliyor. Hristos kurtarıcı demek. Yani Hz. İsa'yı kurtarıcı gibi gördüklerinden fidye-i necat vererek, yani birisini esirse parasını verip düşman elinden kurtaran filan manasına geliyor. Efendim, Hz. İsa'da kurtarıcı, Hristiyanları kurtaracak diye düşündüklerinden oradan Hristos demişler. Biz de oradan Hristiyan, Hristos'a bağlı kimseler demek yani. Oradan Hristiyan sözünü kullanmışız. Tabi İngilizce'de bu Hristos herhalde Rumca, Yunanca, olmalı. Efendim, Batılılar Christ diyorlar. Christian diyorlar onun için. Hristos aynı kelimenin başka dillerdeki çeşitli okunuşu. Efendim, Christian diyorlar. Hristiyanlar. Buradaki ayet-i kerimede iman edenler, Yahudiler ve Hristiyanlar demiş olduğu böylece açıklamamız manaya geldiğine göre bu kelimeler, ayet-i kerimede bunlar. Bir de ve Sabi'iler. Şimdi bu Sabi'iler kimlerdir diye efendim, bu nereden geliyor bu kelime diye çeşitli açıklamalar var. Açıklamalardan bir tanesi, bir kere Arapların Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'in indiği o devirde bu kelimeyi kullanış şekilleri şöyle: Seba Kulan'ın demek, yani dinden mevcut mütedavi çevresinde olan dinden çıkıp bir başka dine girdi manasına geliyor. Sonra Seba'atin Nücum diyorlar, yani yıldız çıktı manasına. Şeyde de tabi Saba'a Fulan'ın, yani toplumdaki dini inançtan çıktı demek oluyor. Çıkmak manasına. Sabi'in de efendim işte bu kökten gelen çıkan kimseler manasına geliyor. Bunlar kimler ama? Kim kastediliyor yani? Bunlar nereden çıkmış? Çevrelerindeki inancın dairesinden ayrılmışlar, çıkmışlar. Onun için bunlara Sabi'in denmiş. Efendim, mesela eğer şeyde yaşıyorlarsa, Kuzey Irak'ta, o zaman mecusilik varsa orada, ona uymamış, ondan aykırı bir çıkış yapmış, ayrı bir yol tutturmuşsa ondan denilmiş olabilir. Şimdi bu Sabi'ileri de Yahudiler gibi sıraya koyuyor ayet-i kerime. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'iler. Şimdi bunlar hakkında söylenen sözler, falsu şunlar. Deniliyor ki bunlar İdris Aleyhisselam'a bağlı veyahut Nuh Aleyhisselam'a bağlı inancı sürdüren insanlar. Tabi sonradan bunlar da o inançları peygamberlerin öğrettiği şekilde koruyamadıklarından düzenlemek için kendilerine ikazlar gitmiş. İbrahim Aleyhisselam bunların dinindeki hataları düzeltmek için çalıştı deniliyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam bunları ıslah etmeye çalışmış, bunların arasında bulunmuş, onlara hitap etmiş Sabi'iler. Tabi bunların inançları hakkında efendim mesela meleklere tapınırlardı, sözü var. Efendim bilmem yıldızlara tapınırlardı, sözü var. Ama burada iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'iler dediğine göre asıl Sabi'ilerin bu böyle bozulma durumuna düşmeden önceki sahabilerin o zaman Nuh Aleyhisselam'ın dinini devam ettiren veya İdris Aleyhisselam'ın dinini devam ettirenler olduğunu düşünmek daha makul, çünkü bunların iman edip, Allah'a iman edip, ahirete iman edip, salih amel işleyenlerinin amellerinin makbul olacağı, korkuya ve mahzunluğa uğramayacakları, mükafatlarını alacakları bir türlü. Demek ki aslı doğru bir akide üzere, doğru bir peygambere bağlı insanlar. Ve sonradan İbrahim Aleyhisselam zamanında veya bu sebeple tabi neden insan aya, güneşi, yıldıza tapar? Bir yorumu vardır. Meleklere niye tapar? Bir yorumu vardır. Kimisi diyor ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yaratılışına şahit mi oldunuz? Cinsiyetini nereden çıkarttın? Yani olmaz böyle şey demek. Şimdi bu sonradan bozuk inançları bazı kimseler diyor ki mesela burada verilen isimlerden Ebu Aliye, Rebi İbni Enes, Kürti, Ebu Şah, Cabir İbni Zeyd, Dahhak, Üsad İbni Rahle, Es-Sabi'un, Kırkatun min ehli kitap, yani kitap ehlinden bir gruptur bunlar. Yakra'une zebur, bunlar zeburu okurlardı. Velihaza kâle Ebu Hanife ve İthak la be'se bi zebaihim ve münâkehâfihim. Tabi bunlar Zebur'u okuduklarından, ehli kitaptan, okuduklarından ehli kitabın hanımları alınabiliyor diye İmam-ı Azam Efendimiz ve başka alimler bunların kestikleri, çünkü inançla Allah'a inanmıyorlar, yenilebilir ve bunların kızları, hanımları hanım olarak nikahlanabilir diye etmişlerden bir başka görüşlerde olanlar da var. Demek ki o zaman böyle Zebur'u filan okuyan bir kavim olarak anlayacağız. Allah'a inananlar, yani meleklere tapıyorsa, yıldıza tapıyorsa o zaman onlar fıtrat oluyor tabi. Bu şeye girmez. Asıl sahabilere girmez. Bozulmuş halleridir onlar herhalde. İşte bunları iman edenleri Allah'a, ahiret gününe inananları ve güzel güzel ibadet edip hayrat-ı hasenat yapanlarının mükafatlarını Allah verecek ve bunlar için bir korku bahis konusu olmayacak, mahzun da olmayacaklar. Ama şimdiki çağlarında, devreleri içinde, devreleri bittikten sonra yeni gelen peygambere tabi olacaklar. Şimdi ne olacak? Şimdi Türkiye'de sahabiler var, duyuyorum ben. Hatta Türkiye'de olsam belki onlar bazılarıyla da belki konuşup dergilerimizde, gazetemizde, radyomuzda şeyde yapabilirdik. Onların benim duyduğuma göre Türkiye'de bir din adamı, böyle reislerden birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelmiş, bizim elimizde Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam tarafından bizi İslam'a davet için yazılmış bir mektup da var. Onu da göstermiş. O da önemli. Yani biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sıra Bahreyn'e, Bizans'a, muhtelif yerlere mektuplar göndererek hepsini ben Allah'ın Resulüyüm, aynı zaman Peygamberiyim, Müslüman olun, bana tabi olun, Allah beni vazifelendirdi, siz de iman ederseniz dünya ve ahiretiniz kurtulur ve size tabi olan insanların sevabını da kazanırsınız. Ecriniz, sevabınız kat kat olur. Eğer yaparsanız, isyan ederseniz vebal, yani kabul etmezseniz, kafir olursanız vebal size ait diye mektuplar yazdı. Bu mektuplar biliyorsunuz Hamidullah Bey'in, Profesör Hamidullah Bey'in El-Vesaikül Siyasi Vesikalar isimli kitabında var. Bunun Batı dillerine çevrilmiş var, Türkçe'de çevrilmiş durumda. Sonra hadis kitaplarında, bu halde ve diğer kitaplarda Peygamberimizin gönderdiği bu mektupların ve gönderdiği elçilerin haberleri mevcut. Yani bunlar bir gerçek, bir Müslüman olarak, bunların kesin olarak sağlam kitaplardan vukuğunu biliyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz bu sahabilere de gelin Müslüman olun, Kur'an'a uyun diye lütfedermiş. Allah-u Teala Hazretleri sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi Müslüman yaratmış da efendim, Müslüman anneden babadan doğmuşuz, Müslüman ülkede yetişmişiz de gene de Müslüman kalmışız. Dinimizi kitaplardan okuyoruz. Bizi yetiştiren hocalarımızdan, babalarımızdan Allah razı olsun. Efendim büyüklerimizden Allah razı olsun, hocalarımızdan. Elhamdülillah. Tabi başka bir ülkede yetişseydik de efendim gene inceleyip sonra da Müslüman olmamız lazımdı. Şimdi Almanya'dan bir kardeşim telefon ediyor bana bugün. Efendim bir mimarla görüşmüş. Alman mimar. Efendim konuştuk diyor. Meğer Alman mimar Müslümanmış diyor. Müslüman olmuş diyor. Hem de diyor bir şeyh efendi hesabı da varmış. Dervişmiş, tasavvuf ehli bir kimseymiş diyor. Bakın yani Almanya'da ama Müslüman olmuş. Kimse de zorlamış değil. Efendim kendimizden incelemesiyle Müslüman olmuş. Tabi biz de başka bir dünyada doğsaydık bizim de yapacağımız iş neydi? Allah'ın dinini, yani razı olduğu dini öğrenip, kabul edip, ona göre hayatımızı salih amel işleyerek geçirmektir. Allah'a hamdolsun bu işler bize kolaylaştırılmış. Babalarımızla, ailelerimizle Müslüman olarak yaşamışız, doğmuşuz, yaşıyoruz. Allah bu imandan bizi mahrum etmesin. Dedelerimiz İslam'a hizmet ettiği gibi bize de 20. yüzyılda çağdaş bir şekilde çok güzel usullerle İslam'a en güzel tarzda hizmet ettiğini nasip etsin. İslam'ın şu anda biliyorsunuz herhangi bir sahibi yok. Efendim böyle hani Hristiyanların bir papalık müessesesi var. Yahudilerin Şiyonizm teşkilatı var. Devletleri var. Yahudi devleti var. Ama Müslümanların İslam'ı efendim böyle koruyan, kollayan, Müslümanlara her yerde yardımcı olan efendim şeyleri, imkanları az. Müslüman devletler var. Ama Müslüman devletler kendi efendim görüşlerine göre kişisel demeyelim de yani kendi devlet görüşlerine göre çalışma yapıyorlar. Mısır mesela Müslüman bir ülke ama oradaki Müslümanlara bir çeşit baskı yapıyorlar. Cezayir Müslüman bir ülke ama çeşitli baskılar oluyor. Suriye Müslüman bir ülke ama ne kadar acayiplikler var. Irak Müslüman bir ülke ama Müslümanlar ne kadar sıkıntı biliyorsunuz. Çoğaltalım veyahut istediğimiz kadar şeyleri. Yani şöyle İslam'a canı gönülden, yuvasız, zararsız, Allah'ın rızasına uygun, akla, mantığa, 20. yüzyıla uygun tarzda hizmet eden insanlar Allah çoğaltsın ve bizi de o güzel hizmet edenlerden eylesin, rızasına vasıl eylesin, ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin, huzuruna yüzat, anlatçık, sevdiği kutan olarak varalım. Rabbimiz bizi la havfun aleyhim velahum yahsenun, korkmayan, korkuya uğramayan, korkmayacak olan, mahzun olmayacak olan insanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve